Vay be, bir sezon daha geldi. Hepinize yeni bir PUBG videosu merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden rank klasifiye devam ediyoruz. Ama artık bugün yeni sezon geldi ve yeni sezonumuzun ismi c 4 12 Hayırlı olsun. Şaka lan şaka, gül diye. Evet, her sezon aynı şey, yılan yap Fatih ol, bu sezon dinozor ol Fatih ol falan filan. NİCEN yok. Şimdi... Bir hayatında hiç rank kasmayanlar var, bir de hayatında rank kasanlar var, bir de rank kasıp hala faç olamayanlar var. Sen hangisini bilmiyorum ama ben direkt sıfırdan anlatacağım. Sana zahmet şu aşağıdan videomuza bir like bırakırsan çok tatlı olur. Eğer ki hala kanalıma abone değilsen de abone ol bilmeyi daha fazla bu türdeki videolarımı kaçırmadan izleyebilirsin. Ama ondan önce yeni Royal Pass biliyorsunuz ki geldi ve Royal Pass artık 100 seviyeye tekrardan ulaştı. Nasıl yani? İsteyenler 50 açıp 50'de sonra açabiliyor. İsteyen direkt tek seferde 100 level de açabiliyor. Nasıl yani? Şimdi şöyle söyleyeyim. 300 UC'lik alırsanız. Bir dakika yanlış aldım. Hepsini aldım. Başka. Bu arada bu uçan dinozora desen olma olayını anlamadım. Ne alaka bilmiyorum. Yani düşünsenize lacivert dinozor deseni. What? Şimdi bir birinci kısım var bir ikinci kısım var. Bak level 50'yi seçerseniz normal 300 ucelikten açıyorsunuz. Şu an 360 yazıyor. Çünkü 60 uca indi. yok şu an bende. Bir de burada 100 level var. Yani 50 level de var, 100 level de var. Ben direkt 100 level olandan açacağım. 1800 ucelikten açacağım. Şurada görüyorsunuz zaten. Geçen sezon ben almıştım ucuzdan. Hani bu etkinlik var ya işte 3 arkadaşını davet et muhabbeti. Ben oradan aldıydım. İster 50 level'lik 300 ucelik kaç? ister 100 level'lik 700 ucuyla kaç? Burada tamamen karar senin. Ah be eskiden 100 level'i biz 600'e açıyorduk. O zaman hızlı bir şekilde ben şuradan 100 level'likten açayım. Tamam dedim ve elit al dedim abi. M16 A4 deseni geldi yeni bir tane güzel güzel baya güzel oldu bu arada bende kaç tane oldu şundan 5 tane oldu 5 tane daha bulursam mesela bir tane materyal ediyor ve silah yükseltebiliyorum sallıyorum buz diyarım falan varsa yükseltemiyorsan bu tam senlik şimdi gelelim yeni sezon geldi rank kasmak istiyorsan acaba sen nasıl Fatih olabilirsin öncelikle sana şunu söyleyeyim şimdi diyeceksiniz benim rankım şu benim rankım bu hiç bir önemi yok bak ben size şöyle söyleyeyim. Tek sezonda 10 kere Fatih olmuşluğum da var. 10 farklı hesapta. Bir sezonda bir tane yapmışlığım da var. Yani önemli olan şu. Rankınız ne olursa olsun aklına Fatih olmayı koydun mu oluyor? Harbi koy bakayım. Koyamadın değil mi? Boş ver. Tamam bir daha böyle bir espri yapmayacağım. Mesela sol tarafta diyor ki bana 2365 puan sonra sen Fatih olabilirsin diyor. Şimdi sen Fatih ilk defa kasıyorsan ya da kasıp kasamıyorsan ya da olmaya çalışıp olamıyorsan 3 tane olasılık var işte. Bir her sezon deneyip olamayan, bir kasmaya başlayan, bir de her sezon kasan. En kolay peki nasıl Fatih olabilirim dersen 5 ne ya da 3 ne seçeceksin. Öncelikle 5 yene seviyorsan 5 yene. 3 yeneği seviyorsan 3 yeneği. Bu konuda okeyiz. Ve her sezon videosunda söylediğim gibi şunu yine söyleyeyim. Bakın Oyuna geldiğinizde burada toplam puan 3.100 yazıyor. Bak platin 1 yazıyor. Görüyorsun değil mi oraya bak şu an şurada. Bak buraya bak dokunduğum yere dokundun mu Fatih puanını gösteriyor. Şu anda 5.465 gösterme sebebi biliyorsunuz ki bugün sezon sıfırlandı. O yüzden 5.465 gözüküyor. Yarın buraya geldiğinizde bu 4.200'e düşecek. Peki Ferdi sen nereye önerirsin? Rank kasmak için derseniz ben sizlere Üçlene Tekli öneririm. Neden Üçlene Tekli derseniz Üçlene Tekli şu an sezonun birinci günü ya. 3 gün içerisinde as olursanız Fatih'siniz. Onun sonra da tek Fatih puanı yavaş yavaş artıyor. Şu an mesela ben Platin 1 liginde bir tane maç atsam sıralamam benim 2000-3000. İster inanın ister inanmayın. Hani bunu şu anda rank kasanlar bilir ama eğer hiç rank kasmadıysanız bilemezsiniz. Ama şu an bu videoyu izlerken bir yanda rank kasan birisiysen şu an sen büyük ihtimalle ilk omine girmişsindir. Peki Fatih olma puanı nasıl oluyor da ben Fatih oluyorum derseniz sizlere şu şekilde söyleyeyim. Sıralamanız ilk 500'de olacak ve liginiz as liginde olacak. Yani şöyle söyleyeyim. 4200 puan üstü ve sıralama ilk 500 bu kadar. İşte as ustası var otoritesi var gerek yok. Bak as ol sıranın ilk 500'ü e sok Fatih'sin. As ustası as otoritesi ne işe yarıyor derseniz takımda mesela Fatih puan çok yükseliyor ya. Hani insanlar as ustasının bir yüksek rankına çıksın diye yapmışlar hani. As ligi değil de as ustası oluyorlar otorite alıyorlar ama Fatih olma işi birazcık zor. Peki tekli 5N mi kazsak 3N mi diyenlere de şöyle bir şey söyleyeyim. 5 ilk 2-3 haftadan sonra maç bulması çok zor oluyor yani benim önerim eğer ki 2 haftada Fatih olacaksan git 5 kas. kas. Ama sen onu bir ayda kasıp ondan sonra son 200 puan kala maç bulamazsan maç bulamama sıkıntısı yaşayabilirsin. Ne olur kastığın bütün puanlar boşa gider. Niye? Gerek alan 200 puanı kasamayacaksın öyle düşün. Ama tekli üşene kasarsan tekli üşene de çok rahat Fatih olabilirsin. Benim kanalımdaki videolarda bakabilirsin. Çok rahat bir şekilde oyun puan da veriyor ve kasılıyor. Şimdi diyeceksiniz şurası mı yüksek puan verir burası mı yüksek puan verir. Bunu da ben en güzel şu şekilde cevaplıyorum. Bir yer sana çok puan veriyorsa Fatih de çok ister. Az verirse az ister. Tekli üçüne de tam bunların ortasında. Şimdi diyelim sallıyorum. Sen takımlı kasmak istiyorsun. Üçüncü as takımlı abi. Geçen sezon üçüncü şahıs takımlı 7381 puanla bitmiş. Bak sezon sonu hani iki ayın sonunda 7300'de bitmiş. Bak buradan kendini de görebilirsin. Eğer takımlı kasmak istiyorsan ben iki ayda Fatih olayım dersen. iki ayın sonunda 7300 yaparsan Fatih olursun. Ama şunu asla unutma. As liginden sonra koruma kartları maalesef kullanılamıyor. O yüzden eğer koruma kartınız varsa benim önerim taş liginde falan kullanın. Şu anda aynı zamanda oyunda günlük bir tane ilk gün koruma şeyi var. Yani ilk girdiğiniz maçta eğer ki eksi yerseniz koruyor. Ama keşke oyun artık şunu getirse diyeceğim de yine söyleyeyim. Eksi bir yediğimizde kademe kartını kullanmasa çok tatlı olacak. Mesela abi şöyle söyleyeyim. Eksi beşin üstüne kullansın. Ya da biz seçelim hani. Eksi versin desin ki ya kademe kartını kullanmak istiyor musun? Evet. Mesela bu öyle bir seçenek gelse çok tatlı olur. Ama gelmediği için birazcık sıkıntılı. Yani eksi 2 yiyorsun günlük koruma gidiyor. Normal kademe koruma kartın gidiyor ve kanser ediyor. Hani düşünsene o kadar uğraşıyorsun eksi yiyorsun ve gidiyor. Teklide sizlere şunu söyleyeyim rank kasanlar bilir geçmişte kasıysanız ama kasmadıysanız size söyleyeyim yine de. Şöyle bir olay var. Teklide en zor rank platin ve elmas ligi. Nasıl yani? Ha bir de şey var. Touch 2 var. Touch 2 kendi kendine kanser ediyor. Nasıl diyeceksiniz ben de bilmiyorum. Touch 2'de ben zorlanıyorum. Bir de elmasla platinde zorlanıyorum bu rankları geçerseniz Fatih oluyorsun. Nasıl yani? Taç 2'nin zorluğunu şöyle söyleyeyim abi. Orada ne oluyorsa bilmiyorum. Zor geçiliyor. Bak normalde Taç 5, Taç 4, Taç 3'ü geçiyorsun. Ama Taç 2'ye gelince böyle bir tıkanıyorsun. Niye bilmiyor? Mesela sizlere şöyle söyleyeyim. Altın liginde 50 puan alıyorsan As liginde de 50 puan alıyorsun. Ne? Altın liginde daha çok puan vermesi gerekmiyor mu diyeceksin? Tamam As liginde birazcık 50 puan abartmış olabilirim ama hani oran orantı söylüyorum. Altın liginde aldığınız puanı size As liginde veriyor ama altın liginde az veriyor. Hani normalde sizin altın liginde aldığınız puanlar, aslında as liginde aldığınız puanlar, taş liginde aldığınız puanlar ama oyun altın liginde az veriyor. Bunun sebebi de full bot maçına atıyor. Yani düşük ranklarda gerçek oyuncu sayısı az koyuyorlar ve botu birazcık arttırıyorlar. O yüzden de az puan veriyor. Hani tekli rank kasacaksan bunu bilmeni isterim. Eğer ki taş ligini görmeyi başarabilirsen ahanda fatih oldun demek. Bak ben kendim kaç günde Fatih oldum derseniz genellikle ben eğer üşenmezsem sabahtan akşama kadar oynarsam iki günde Fatih oluyorum ama hani gerek yok diyorum ya yayında birlikte kasalım hani hem ben yayında oynuyorum hem seninle sohbet ediyorum hem birlikte kasıyoruz bir nevi sen de hani ya bu Ferda acaba nasıl rank kasıyor deyip izliyorsun değil mi? Ya biliyorum izliyorsun. İzlemiyorum deme çok nadir o kişiler. Çünkü sezon başı biz canlı yayın açtığımızda 400-500 kişi oluyor. Sıranın ortasında doğru 100-200 kişi oluyor. Bu Fatih olanlar kaçıyor yayından. Bakıyorlar he böyle Fatih olacakmışız diyorlar sonra öğrenip kaçıyorlar. Hani demek istediğim bu. Eğer ki Fatih olacaksan olay şu şekilde benim sana önerim de şudur. İlk 5 dakika Lootunu yap bak. Dinozor modu geldi şu an. Artık biz bu sezon şey diyeceğiz. Dinozor ol, Fatih ol. Eskiden neydi? Bir ara top vardı. Top ol, Fatih oldu. Biliyorum. Dalga geçme, gülme. Biliyorum. Ondan sonra bir ara Messi ol, Fatih ol muhabbeti vardı. Ondan sonra Geçen sezondan önceki sezon aslan ol Fatih ol. Her sezon farklı bir şey oluyor. Ama güzel oluyor bir nevi. Ben dinozor modunu açıkçası sevdim. Birkaç gün öde size dinozor kaçırma taktiği vereceğim haberiniz olsun. Dinozoru kaçırırken kasarsınız. Benim önerim şu. Eğer ki dinozoru atladığında hani bir tane kart veriyor ya yeniden doğma. Yeniden doğma kartın varsa istediğin gibi takıl. Hiçbir lafım yok. Ama eğer ki koruma kartın yoksa yüksek rankta benim sana önerim şu. Bunu istediğin zaman yapabilirsin. İster taş liginde başla, ister elmasla başla, ister altında. Altında da gerek yoktur diye düşünüyorum ama ben yine de önerimi sana söyleyeyim. Diyelim ki koruma kartın yok abi. İlk 5 dakika lootunu yap. 15 dakika yat bir yerde. Bırak film izle, ne bileyim evde gez, dolan, sağa git, sola git falan filan. İstersen ders çalış. Ben mesela ders çalışacağım çünkü... Ayın 17'sinde maalesef YKS var biliyorsunuz ki. Ben mesela 5 dakika loot yapacağım. 15 dakika yatacağım. Ders çalışacağım. Kaç soru çözsek kar. Hani örnek veriyorum. Ben normalde böyle yapmam. Çünkü şu an sınava çalışacağım. Hani zaten sınavdan sonra yaz tatili gelince bol bol yayın yaparız. O yüzden ben mesela şu anlık günlük kaç maç atacağım dersen sadece yayınlarda maç atmayı düşünüyorum. Yayın için maç atmayacağım büyük ihtimalle. Tamamen örnek olarak verdim. Acaba içinden biri diyor mudur ki Ferdi şu kademe ödüllerini al burada yanıp duruyor diye. Bence demiştir biri. Hadi alayım seni mi kıracağım? Dur aldım bak. Ben birini alıyorum da bir daha geliyor. Gümüş mü falan filan. Tamam artık yanmayacak. Şimdi ilk 5 dakika ne yaptın? Lootunu yaptın. 15 dakika yattın bir köşede kaldı. Son 10 dakika maç sonu. Maç sonu eğer FPS'in düşükse ben sana arabayla gezip kill almanı öneririm. Nasıl yani telefon kasıyor ben nasıl gezeceğim? Şöyle Yerlerde sürünen adamlar oluyor. Son alanda bunu çok iyi biliyorsunuz rank kazanlar. Mesela Buggy'nin gidip bunları ezebilirsiniz ama Buggy'nin arka lastiğine dikkat edin patlarsa naneyi yersiniz. Ya da eğer ki dinozor kaçırabilirseniz dinozor son alanda çok çok etkili oluyor. Böyle koşun abi milletin üstünden ezin geçin arabaları patlatın çok tatlı oluyor. Ya da fişek bulduğunuzda tank çağırmanızı öneririm. Tankla dinozoru henüz denemedik daha deneme fırsatı olmadı. Büyük ihtimalle dinozor 3 kere tankın üstünden geçerse patlar diye düşünüyorum. Çünkü normal bir UAZ'ı iki kere de patlattığına göre tankı da üç kere de patlatır herhalde. Yani ona göre de artık bir şeyler yaparsınız. Ya yani olay bu şekilde hani eğer kesin de varsa böyle sormak istediğiniz sorular yorumlara yazabilirsiniz. Yayınları soranlar için de yaz saatinde yayın saatimiz Saat 5'te olacak. Hafta sonları zaten 5'te yapıyoruz yayını. Hafta içi de saat 8'de yapıyoruz. Niye okul falan filan var. Ayrıca ben TikTok'ta PUBG yayınları yapıyorum. istersen TikTok hesabımı da takip edebilirsin. Açıklamada var linki. Bu şekilde yani hani o kadar zor değil aslında. Tek lider rank kasarak çok rahat Fatih olabilirsin. Günlük 100 puan kasarsan mesela sallıyorum. 15 günde tekli de Fatih olabilirsin. Ama günlük 100 puan kasarsan. Tabi bu günlük 100 puan ben Platin liginden örnek veriyorum. Eğer ki altınsan 150 kas. Yani altın liginde de bence günlük 150'den fazla kasabilirsin. Örnek veriyorum. Cumartesi pazar boşsun. Ben geçen sezon mesela oturup bir günde 500 puan kasmıştım da oluyor. Mesela 2 günde Fatih olmak için nasıl ben 2 günde Fatih oluyorum size onu da söyleyeyim. Bir önceki sezon Fatih olduğum için beni 5, 3100 puandan başlatıyor. Ben de 3100'den 4200'e kasıyorum. Yani 2 günde 1100 puan kastığım için oyun beni Fatih e atıyor. Yani mesela şu an 3 gün daha olursanız Fatih'siniz. Çünkü Fatih puanı 3 günde daha istiyor. 4. günde bir tık yükseliyor. Böyle 4300 falan istiyor. Ona da artık birazcık katlanacağınız. Neyse bu videoluk benden bu kadar da elimden geldiğince sizlere rank kasmakta yardımcı olmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz yoruma kaçıyorum. Bay bay.